Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, öncelikle sınır boylarında vatan toprağı için millet ve memleket mücadelesi veren kahraman Mehmetçiğimizi buradan sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah yollarını açık eylesin. Değerli arkadaşlar, bundan birkaç yıl önce AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan bedelli askerliği sorduklarında ben bedelli için fikri cevap veremem. Parası olan var, olmayan var. Gariban var, zengin var. Parası olan askerliğini bedelli yapacak, parası olmayan, parası olan gidecek, parası olmayan adam da gidip sınırda mücadele edecek. Ben bu riskin altına giremem demişti. Aynı AK Parti Genel Başkanı askerliği bugün 40 bin lira yaptı. 40 bin lira. Ben size soruyorum değerli arkadaşlar. Bu 40 bin lirayı hangi memur, hangi işçi, hangi öğretmen, hangi emeklinin oğlu ve hangi asgari ücretle çalışan verebilir? Tam bir zenginlik memleketi yaptınız. Zenginlik memleketi. O garibanı o gün düşünen Sayın Erdoğan saraya çıktı. Garibanı unuttu. Zenginlerden yana hareket etti. Askerliğin kutsaliyeti bedellisinde değildir. Bedelli bir zenginlik tercihi de olmamalıdır. Öğretmenlik yapıyor özel okulda. Eczacı olmuş. Tıpta hemşire olmuş. Teknisyen olmuş. Diyor ki ben vekilim. İşimi bırakamıyorum. Ben diyor nasıl gideceğim? Cumhuriyet AK Partisi olarak önerge verdik. Bedelli askerliklerin bedeli düşürülsün Sayın Bakanım ve AFAD eğitimi verilsin. Türkiye deprem bölgesi, Türkiye deprem memleketi dedik. Yanlış söylediğimiz hiçbir şey var mı? Ama maalesef o bir ayı yaptırıyorsunuz. O asker gidiyor, ne yaptığını anlamıyor, işinden de ayrılıyor. Geriye döndüğünde maalesef işine ulaşamıyor. Yine Sayın Genel Başkanımız yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri peygamber ocağıdır. Kışta ya siyaset sokmayın dedi. Israrla dedi. Siz ne siyaseti? Savcıyı soktunuz, hakimi soktunuz, polisi soktunuz kışlaya. Koca komutanları tutuklattınız. Ondan sonra da en son Yüksek Askeri Şura'daki terfi, tayin, teltif ve ihraçları karar veren kurula bütün bakanları soktunuz. Askerden başka herkes Yüksek Askeri Şura'nın içinde. Değerli arkadaşlar, ben Sayın Milli Savunma Bakanımıza da soruyorum. Sayın Adalet Bakanımıza da, Maliye Bakanımıza da. Bir albayın terfisine bütün bakanlar karar veriyor da bir hakimin, bir savcının tayinine Sayın Milli Savunma Bakanı acaba karar verebiliyor mu? İmza atabiliyor mu? İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün hiyerarşisini, bütün kutsaliyetini maalesef yerle bir ettiniz. Bunun için tekrar söylüyoruz. Kışladan siyaseti çıkarın. Kışlayı, askerimizi peygamber ocağına tekrar çevirin diyoruz. Bu vesileyle çok önemli bir konuya değinmek istiyorum değerli arkadaşlar. Sayın Fuat Oktay'ın bütçeyle ilgili açıklamalarında öncelikle vergi ve sosyal güvenlik prim yükümlülüklerini erteleyerek esnafı rahatlattık dediler. Denizli esnafı bu konuda hiç rahatlamadığını, size de isyan ettiğini özellikle bana ilettiler. Size söyleyeyim, siz SGK primlerini nerede ötelediniz? Sayın Maliye Bakanımız da burada. Haziran'daki, Temmuz'daki, Ağustos'taki SGK primlerini Ekim, Kasım, Aralık'ta çifter prim olarak alıyorsunuz şu anda. Ben de size soruyorum, hangi dükkan açıkta SGK prim ödenecek? Hangi dükkan açıkta stopaj ödenecek? Hangi dükkan açıkta vergisi ödeyecek? Allah aşkına, pandemi döneminde bile her işi ticarete döktünüz. Sizin Denizli'ye verdiğiniz 5 kuruş para yok. 301 milyon Sayın Maliye Bakanımız Halk Bankası para kullandırdı. 301 milyon. Ama Denizli size ne ödedi biliyor musunuz? Denizli size bedelli askerlikten sadece 2019'da 150 trilyon para ödedi. Denizli size imar barışından 454 trilyon para ödedi. 454 trilyon. Denizli size vergi barışından 285 trilyon para ödedi. Ya siz Denizli'den aldıklarınızı Denizli'ye verseniz Denizli ihya olacak. Denizli ihya olacak. Denizli örnek. Türkiye'nin tüm illerinde durum aynı. Değerli arkadaşlar, bakın siz aldıklarınızı değil verdiklerini söylüyorsunuz. Lütufta bulunmuyorsunuz. Daha esnafın ödediği vergiyi, daha iş adamının ödediği vergiyi, ticaret odalarını, esnaf odalarını anlatmıyorum bile. Bakın, ne çiftçiye 5 kuruş para verdiniz, ne memura verdiniz, ne esnafa verdiniz. Yarından itibaren pandemiyle mücadele edecekse esnaf kefalet kredilerini 100 bin liraya çıkarın. 24'er bin lira para verdiniz, işte 300 milyon lira dediğim para,
24.500 lirayı 28.500 olarak yer alıyorsunuz. Ya pandemi döneminde bile tefecilik. Tamamlayın sözlerinizi. Değerli arkadaşlar, bu bir mücadele, millet ve memleket mücadelesidir. Allah aşkına yapıyormuş gibi görünmeyin. Ama ben tekrar söylüyorum, Denizli hemşehrilerim buradan sizi dinliyor. Esnafı perişan ettiniz, işçiyi perişan ettiniz, emekliyi perişan ettiniz. İmar barışını bedavadan topladın, 454 trilyon ekrandan, yerinden bile kalkmadın sen. Sayın Demiröz, lütfen maskeyi takalım. Yerinden bile kalkmadan topladın parayı. Denizliler diyor ki, bizden selam olsun AKP'ye. Biz onlara para da verdik, oy da verdik. Bundan sonra para da yok, oy da yok. Hayırlı yolculuklar diliyoruz diyorlar. Selamlar, saygılar.